Değerli izleyenler, Samsun'daki yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an yanımda Çorum Eczacı Odası Başkanı Sayın Eczacı Süleyman Koca var. Kendisiyle yine yönetimdeki faaliyetlerinden, yürüttükleri çalışmalardan bahsedeceğiz. Süleyman Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Samsun'a siz de hoş geldiniz. Bizim de memleketimiz sayılır, yakındayız burada. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. İlk döneminiz başkan olarak daha önce evet. yönetimde birçok kademede yer aldınız, bunu biliyoruz. Evet. İkinci yılında sonuna gelmek üzereyiz. Bu iki yıl içinde eczacılara yönelik ne gibi faaliyetler yürüttünüz Süleyman Bey? Eczacılara yönelik meslek içi eğitim programları yaptık. Ayrıca eczacılığın vazgeçilmezliğini halkımıza anlatabilmek için 2014'te başlayan, hatta projesi 2013'te itibaren devam eden, 2014'te başlayan 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında akılcı ilaç kullanımı projesini Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak bir proje yaparak tüm eğiticileri eczacılardan oluşan bir program yaptık. Çok pardon, bu projeyi hep duyarız. Evet. Herkesten duyarız böyle bir proje yapıldığını. Ama sizin projenizin bir özelliği var. Çok daha böyle geniş kapsamlı oldu. Detayları alalım sizden evet. şimdi. Geniş kapsamlı çünkü Çorum ili genelindeki ilçeler dahil tüm okulların ilk ve orta dereceli okullarda eğitim gören öğrencilerin tamamına ulaştık. Ulaşabildiğimiz rakamlarla sabit. Bununla ilgili de bir kitapçık çıkardık. 11.108 öğrenciye ulaştık. 11.108 öğrencinin tek tek sınıflarında bütün okullarla irtibat kurarak Milli Eğitim Müdürlüğü'ne de teşekkür ediyorum buradan. Çünkü bize okullarını açtılar. Tüm eğitmenlerini de eczacılardan kabul ettiler. Eczacılar eğitimlerini büyük bir zevkle öğrencilerine verdiler. Kaç kişiden oluşuyordu bu eğitim kadrosu? Eğitim kadrosu, Çorum'da 151 eczanemiz var. 151 serbest eczanenin 44 eczacısı bu eğitimlere katıldılar. 44 eczacısı bu eğitimlere katıldılar ve ilçeler de bu eğitimlere dahil. Fakat birkaç tane münferit köylerimiz var. Köylere gidemedik maalesef. Peki eğitimin içeriğinden biraz bahsedebilir miyiz? Çocuklarımıza ne gibi bilgiler verildi? Bizim halkımızın doğru bildiği bazı yanlışlar var. Bunları düzelttirmeye çalıştık. Ebeveynler de bize çok güzel geri dönüşleri oldu. Biz de bizim bilmediklerimizi çocuklarımız bize öğretmeye başladılar dediler. Hatta ayın 21'inde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Sağlık Müdürü ile bir Çorum'da akılcı ilaç kullanımı ile bir toplantı yapıldı. Özellikle akılcı antibiyotik kullanımı ile ilgili bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda Sayın Başkanımız bize bizim yaptığımız ve yapacağımız işleri sizler yapmışsınız diye teşekkür ettiler. Dergimizi de çok beğendiler. Derginizi ben de inceledim. Orada zaten tüm detayları anlatmışsınız. Sanıyorum bir de anket çalışmanız oldu. Evet. Ben bir de onun hakkında bilgi almak istiyorum sizden. Kime yönelik yapıldı bu anket çalışması? Bu anket çalışmasını aslında öğrencilerimizle yapmak isterdik. Fakat yasal problemlerden dolayı ancak yani ebeveynlerle yapabildik. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün web sayfasına bunu koyduk. Web sayfasına koyduğumuzda da ilginç bir yönü var bu anketin. Bilgisayarı olanlar bu ankete katılabildiler. Web sayfası üzerinden yapıldığı için ankete baktığımızda anketörlerin %65'e yakını yüksekokul mezunu. Yüksekokul mezunlarıyla yaptığımız bir ankette halkımızın doğru olarak bildiği çok yanlışların olduğunu gördük. Onlardan örnek verebilir miyiz? Ne gibi yanlışlar çıktı? Mesela bir örnek verirsek, burada
ilaçları nerede saklarsınız diye sormuşuz. Cevap olarak tam %70'e yakını buzdolabında saklarız cevabını vermişler. Biz çocuklara söylediğimizde işte üzerindeki uyarıları dikkate alın, her ilaç buzdolabında saklanmaz dediğimizde çocuklar evdeki ilaçları üzerine okuyarak buzdolabından çıkarmışlar. Aileler de bunlar için bize teşekküre geldiler. Çok güzel bir gelişme ama evet. Bu. Tebrik ediyoruz biz de sizin projeniz için. Peki Süleyman Bey, şimdi malum seçimler yaklaştı, çok az bir süre kaldı. Bu önümüzdeki seçimden sonra yürütmeyi planladığınız projeleriniz var mı? Önümüzdeki dönemde seçim bizim için bir takvim değil. Süreklilik arz ediyor malum. Bir arkadaşımız gelir, devam ettirir veya biz devam ederiz. Ama bu konuda, akılcı ilaç konusunda eczacılığın ve eczacının vazgeçilmezliğini biz burada vurgulamak istiyoruz. Her evin altında, her caddede bir eczane var. Eczaneler sağlık danışma merkezi olarak hizmet versinler. Vatandaşlarımız da eczacıyı bir sağlık danışmanı olarak görsünler istiyoruz. Nitekim biz bunu başardığımıza inanıyoruz. Anketten de gördüğümüz kadarıyla eş zamanlı olduğu için anketörlerin bir kısmı, ankete katılanların bir kısmı eğitimi alanlarla beraber yaptıkları için bazı doğruları yazmışlar. Ama ankete henüz eğitim almadan ankete katılanlar da bunların kendilerine bildikleri gibi yazdıkları için eczacının bir sağlık danışmanı olduğunu tescilliyorlar. Öğrencilere de bunu söylüyorlar. Bize de çok güzel geri dönüşleri var bu konuda. Evet. Tam projelerden bahsedelim demişken, sanıyorum bu akılcı ilaç projesini daha da geliştirmeyi düşünüyorsunuz. Şu anda ilkokul seviyesinde bir eğitimden söz ediyoruz. Ancak şimdi bu yeni dönemde lise ve üniversite düzeyinde de eğitimlere devam edeceksiniz, öyle değil mi? Biz bunu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız projede ilk ve orta dereceli okullara yönelik akılcı ilaç kullanımı projesi hazırladık ve bunu uyguladık. Çünkü bunun eğitimi de o seviyedeki çocuklara göreydi. Biz aynı eğitimi lise ve üniversiteye uygularsak onlara çok basit gelir, dinlemezler. Mesela bu verdiğimiz eğitim ilkokul 1-2'lere ağır geldi. Onlarda pek başarılı olduğumuzu söyleyemeyiz ama ilkokul 3-4 ve ikinci 4 yani 5, 6, 7, 8'lerde çok başarılı olduk. Çok da güzel, hatta çok da güzel sonuçlar aldık. Hatta bir salonda 500 kişiye birden eğitim verdiğimiz okullar oldu. Çok güzel. Çok büyük emek sarf etmişsiniz. Biz de sizi tebrik ediyoruz bu güzel projeniz, çalışmanız için. Ayrıca bu eğitimi lise ve üniversitede ayrıca verdiğimiz gibi bir de belediye ile işbirliği yaparak halka da vermeyi düşünüyoruz. Ebeveynler mesela okullarda öğrencisi olmayan vatandaşlarımız var. Onları da belediyenin salonlarında belediye vasıtasıyla onlarla işbirliği yaparak da bu eğitimleri Çorum halkının tamamına ulaştırmayı düşünüyoruz. Çok güzel. Mesela Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı'na da söyledim. Orada da bir konuşma yaptım. Bu kullanım dışı olan ilaçlar var. Bu bir problem. Bu eğitimi verirken de biz öğrencilere, hatta onlar soruyorlar, sormasınlar diye de kaçamak cevaplar veriyoruz ama yine de soruyorlar, elimizdeki kullanım dışı olan ilaçları ne yapacağız diye. Biz de aslında bunu bilmiyoruz şu anda. Kullanım dışı ilaçları ne yapacağız? Türkiye'de malum atık ilaç imha merkezleri var. Oralarda ücretli malum. Vatandaşın ulaşması da mümkün değil. Çoğu insan zaten haberdar değil böyle bir sistemden. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı'na da biz bunu ilettik. Dedik ki bunu belediyeler vasıtasıyla yapılmalı. Belediyeler katı atık ücreti alıyorlar vatandaşlardan. Madem bu ücreti alıyorlarsa bu katı atık olarak bunu da ilaç atıklarını ve kullanım dışı kalan ilaçları da toplayıp bu iki merkezden birisine
imha ettirebilirler diye düşünüyoruz. Evet. Bu büyük bir problem aslında. Çünkü bir kutu ilacın büyük bir içme suyu barajını kirleteceği kadar etkisi var. Kirliliğe neden olmakta. Evet. Umarım amacına da ulaşır bu projeleriniz. Umarım. Tekrar tebrik ediyoruz size. Ben şimdi diğer konuya geçmek istiyorum. Evet. Malum biliyorsunuzdur 10 Temmuz'da ilaç fiyat kararnamesi yayımlandı. Bunu nasıl değerlendireceksiniz eczacılar açısından? Evet. İlaç fiyat kararnamesini eczacıların şu an yani 10 Temmuz'da uygulamaya konulduktan sonra bu şekliyle kabul etmesi mümkün değildir. Hiçbir eczacı arkadaşımız bunun kabul etmemeli, etmeyecek de zaten. Ama uygulamaya konulmuş. Eczacı açısından baktığımızda dezavantajı ilk bakışta nedir? Malum ilaç başka bir emtia gibi değil. İlaç fiyatı devlet tarafından belirlenen bir ürün. Bu fiyat devlet tarafından belirlendiği için bunun her geçen gün eczacı stok zararına uğramakta. 2004'ten itibaren sağlık uygulamalarında ya eczacı irtifa kaybetti, çok büyük stok zararlarına girdi. Hala da eczacı tabiri caizse dibi gördü diyoruz. Artık kaybedecek bir şey kalmadı eczacının. Bunun için şöyle tabir ediyorum ben, eczacıyı kurban ettiler, bir çengele astılar, her önüne gelen bir parça koparıyor. Artık bu eczacının bu gibi artık hak mahrumiyetine uğramasına artık tahammülümüz kalmadı. Süleyman Bey size son bir sorum daha olacak. Yine gündemde olan bir konu kanser ilaçları. Artık biliyorsunuz hastane eczanelerinden verilecek. Evet. Bu konuyla ilgili yorumunuzu alalım. Hükümet sağlıkta dönüşüm programı ile aslında siyasi başarısının sırrı olarak gördüğü sağlık dönüşüm programından vazgeçmeye başladı. 1 Temmuz'dan itibaren kanser ilaçlarının hastanelerden verilmesi, acaba bu kanser ilaçlarını takip edecek başka ilaçlar da var mı düşüncesi bizde oluşmaya başladı. Acaba diyoruz bir SSK hastanelerine geri mi dönülüyor? Kuyruklar yeniden başlayacak. Halkın ilaca ulaşması zorlaşacak mı? Eczaneler ne yapacak? Bir şeydeyiz, kaos içerisindeyiz. Bu aslında devletin tamamen özelleştirmesi gereken, hatta çok acil ilaçlar haricindeki tüm yatan hasta ilaçlarının da serbest eczanelerden verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü eczacıların işi ilaç vermek, halka sağlık danışmanlığı yapmak, eczaneler artık modern bir sağlık danışma merkezleri haline gelmesi lazım. İşte küçük işte tansiyon ölçme, şeker ölçme, solunum testi yapma bu gibi şeylerin de operasyonların da eczanelerde yapılmasının önünü açması lazım devletin. Dağıtması lazım, özele dağıtması gerekirken şimdi kendisine ve devlete toparlamaya çalışıyor. Biz buna bir anlam veremiyoruz. Peki bu uygulamadan sonra özellikle sizin bölgenizde hastanelerden mağdur olan hastalar geldi mi eczanenize? Şikayet aldınız mı? Evet. Mutlaka mağduriyetler oldu ama yine eczacı bir vatandaşlık görevini yaparak onlara çözümler bulmaya çalıştı. Emanet ilaçlar vermeye çalıştı. Halkın problemlerini çözmeye çalıştı. Halbuki mecbur değildi, reçetesi gelmeyen ilacı veremezdi, yasal olarak da veremez. Ama insan, biz yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşatmaya çalışan bir meslek örgütüyüz. Onun için eczacı meslektaşlarımız kimseyi mağdur etmediler, mağdur olmadı. Ama eğer eczacı özverili olmasaydı çok mağduriyetler ve kaoslar yaşanacaktı. Ben bir insan olarak eczacı meslektaşlarıma
Bu konuda teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu kaos ortamı sanki artarak devam edecek gibi geliyor ama inşallah düşündüğümüz gibi olmaz. İnşallah olmaz diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Süleyman Bey. Ben teşekkür ederim bize bir fırsatı verdiğiniz için, eczacının sesi olduğunuz için. Bu yöreselden çıkıp artık genele yayılır inşallah, dünyaya yayılır. Çünkü bizim televizyonumuz diyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim.